Dostlar merhabalar. Ziraat gayrimenkul kaç dot dağıttı? zrgo Ziraat gayrimenkul talep toplama geçtiğimiz Cuma günü tamamlandı. Peki halka arza başvuran yatırımcılara kaç dot dağıtıldı? Ziraat gayrimenkul kaç dot dağıttı? Tüm ayrıntıları haberimizde göreceksiniz. Halka payların %68'i yurt içi bireysel yatırımcılar tahsil edildi. Ziraat gayrimenkul yatırım ortaklığı halka arzında 1 lira 60 TL fiyattan 1.17 milyar adet hisse satıldı. Talep karşılama oranı %38.20 olarak gerçekleşti. 1000 TL yatıran yatırımcının portföyüne yaklaşık olarak 380 TL'lik bir pay ve ortalama olarak 237 lot geçişi oldu. ZRGO halka arz oluyor. Borsada işlem göreceği kod ise ZRGO olacak. Arkadaşlar ziraat Gayrim, gayrimenkulün kodu ZRGO olarak olacak. Borsa İstanbul'da Yıldız Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak. Ee, halka arz gelirleri nerede kullanacak? Onları da tekrarlayalım. Şirkete genel olarak tekrar bir üzerinden geçelim. Ee, yatırmış olduğumuz, paramızı yatırmış olduğumuz hisse senedi neymiş? Onu tekrardan bir görelim arkadaşlar. İzahnameye göre halka arz gelirinin %65'i e, ziraat kuleleri başta olmak üzere halen devam eden projelerinde %20'si Mülkiyetinde bulunan ve üzerinde proje geliştirme çalışmaları devam eden Bayraklı İzmir Arsası Projesi'nin %15'i de halka tarihine kadar oluşacak kredi borçlarının tamamının kapatılması ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır diye açıklamada bulundu bu vatandaşlar. Demek ki borçları kalmayacak tamamı kapandığına göre şirket taahhütleri nelerde? Şirket 33 gün süreyle hisseyi aralıksız elinde tutanlar 1.63 TL fiyatıyla geri alım taahhütü veriyor. Yani biz 33 gün boyunca 200 küsür lotluk elimizdeki lotu satmazsak şayet hisse de aşağı düşmek isterse yani 33 gün içerisinde 1.60'ın altına hmm, düşecek hmm. olursa bizlerden arkadaşlar 1.63 1.63'ün üzerinde almış olacak. Yani 1.63 kuruştan bizler de almış olacak hisse senetlerine Aşağıya zararına mal satmış olmayacağız. Yani üç kademe artı ile satmış olacağız. Pay başına hesaplanan değer 2 lira 14 kuruştu. Malumunuz bunu aracı da hesapladım ve yüzde %25 iskonto uygulanarak 1.60 TL pay satış fiyatı belirlenmişti. Yani bu ne ne demek ki? ne demekmiş? Şuna bakalım. Bakın arkadaşlar Şunun kelime anlamı %25 iş kontosu diyor ya. Bunun kelime anlamı ve şuranın kelime anlamı şu. Normal şartlarda 2 lira 14 kuruştan bizlere halka arz edebilirdi. Veya da şunu şu şekilde söyleyelim. Bu hissenin normalde olması gereken değer 2 lira 14 kuruş. Ama bize ne yapmış oldu? 1 lira 60 kuruştan verdi. Şu, şu demek oluyor. Bizlere %25 daha ucuza halka arz edildi arkadaşlar. %25 bizlere daha ucuz halka arz edildi. Yani biz şunu düşünmemiz lazım. Bu hisseden kendi düşüncemi söyleyeyim sizlere. %25 daha fazla biz para kazanacağız. Bu hisse senedinden bu şekilde benim için söylemenin hiçbir maksuru yok arkadaşlar. Bizlere bu şekilde ucuz verilmiş bir hisse senedim. Peki ziraat e, GEO hakkında kısa bir bilgi vereyim sizlere. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Ziraat GEO Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliğ çerçevesinde faaliyet göstermek üzere 01.11.2016 tarihinde kurulmuştur. Ziraat e, Finans Grubu üyesi Ziraat e, GEO'nun Metro ağırlık olarak devam etmekte olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Saat Kuleleri projesi ve ofis binalarından oluştur oluşmaktadır. Şirket hızla büyüyen yatırım e, portföyünü otel ve konut yatırımları ile çeşitlendirerek yatırımcılara uzun vadede optimum risk getiri dengesinde e, gayr gayrimenkul piyasası yatırım imkanı sunmayı hedeflemekte. Portföyünü sektörün üzerinde e, kapitalizasyon oranı ile öngörülebilir kira nakit akışı oluşturarak oluşturacak şekilde yapılandırmaktadır diye şirket bu şekilde bilgi vermiş. Şirketimiz Ziraat Finans Grubu'nun gücü ve destek deneyimlerin deneyimli ekibi ve şeffaf kurumsal yapısı ile sermaye piyasası kurulunun düzenlemelerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir diye de bir açıklamada bulunmuşlar arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Alan arkadaşlara inşallah ee, arkadaşlar yine de ne olur ne olmaz diye ziraat giyiyordu olsa babamızın şirketi olmuş olsa e, stop loss'umuzu bağlayalım e, hissemiz elimize düştüğü an itibariyle e, hisse işleme başladığı gün itibariyle stop loss'umuzu bağlamadan kesinlikle ama kesinlikle işlem yapmayalım e, stop loss hayat kurtarır arkadaşlar e, malumunuz e, birileri gelir yine açığa satış yapar bilmem ne olur ee, işimizi riske atmayalım. Bizler küçük yatırımcı olarak bu işlemi yaparsak hiç kimse bizden habersiz hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan e, lütfen videoyu da beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar diliyorum.